Merhaba arkadaşlar organik bileşikler ünitesine devam ediyoruz. İlk kısımda organik bileşiklerin genel olarak sınıflandırmasını incelemiştik ve ünite boyunca ne yapacağımıza bakmıştık. Organik bileşikleri de sınıflandırırken temel olarak hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar olmak üzere ikiye ayırmıştık. Hidrokarbonları da kendi içerisinde alifatik aromatik, alifatikleri de kendi içerisinde doymuş doymamış olarak sınıflandırıp 3 tane alifatik hidrokarbon grubundan bahsetmiştik. Bunlar alkanlar, alkenler ve alkinlerdi. Bu kısımda arkadaşlar alkanları inceleyeceğiz. Bir diğer ismine de parafinleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Biz tabi hep genel olarak alkanları kullanacağız. Parafinleri pek kullanmayacağız arkadaşlar. Parafinler denmesinin sebebi latince tepkime girme eğilimi düşük anlamına geliyor parafinler. Ve alkanlar da genel olarak çok az tepkime verdiği için tepkime girme eğilimi düşük olduğu için parafinler olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi alkanlar arkadaşlar yapısında sadece ve sadece tekli bağ bulunduran hidrokarbonlara denir. Hidrokarbon zaten adı üzerinde yalnızca hidrojen ve karbon içeren organik bileşiklerdir. Alkanların yapısında yalnızca karbon ve hidrojen bulunur. Hem karbonlar arasında hem karbon ve hidrojen arasında yalnızca ve yalnızca tekli bağ vardır. Alkanların genel formülü CnH2n 2'dir ki bu genel formülü ezbere bilmenizde fayda var. Bütün organik bileşiklerin genel formülü vardır ancak bütün organik bileşiklerin genel formülü alkanların genel formülünden hareketle çıkartılabilir arkadaşlar. Bunu da adım adım o kısımlar gelince göstereceğim. Şu an için alkanların genel formülü CnH2n+2 olarak bilelim. Yani hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katından 2 fazla. Yani karbonun sayısı 1 iken hidrojenin sayısı 4 olur. 2 iken 6 olur, 3 iken 8 olur gibi arkadaşlar. İlk 4 karbonlu üyesi özel adla adlandırılıyor ve bu adları arkadaşlar yine ezbere bilmeniz gerekiyor ve ünite boyunca bunları kullanacağız. Bir karbonlu alkanın ismi ki bir karbonlu alkanın formülü CH4'tür. Bakın CH4'ün ismi doğrudan metandır. Bakın sadece karbonun tek karbonun ismi metan diye düşünmeyin burada. CH4'ün yani karbon ve 4 tane hidrojenden oluşan bu yapının ismi doğrudan metandır arkadaşlar. Biz 9. sınıfta böyle bileşik karşımıza gelse karbon tetrahidrür diye adlandırdık. Artık bu adlandırmayı burada kullanmayacağız. Organik bileşikler için Yupan önerdiği adlandırmayı kullanacağız. Sistematik adlandırmaları kullanacağız. Burada CH4'ün ismi metan. C2H6'ın ismi etan. C3H8'in ismi propan. C4H10'un ismi bütan. Yani metan, etan, propan, bütan. Bu dördünün arkadaşlar özel ismi var. 4'ten sonraki isimler ise arkadaşlar bakın latince rakamları biliyorsunuz. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, oktan, ona, deka gibi. ilk 10 rakamı ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu latince rakamların sonunda bakın alkanın son iki harfi olan an eki getiriliyor arkadaşlar. Latince sayının sonuna 4'ten fazla karbonlu alkanlar için sonuna an eki getirilir. Yani penta, pentan. C5H12'nin doğrudan ismi o zaman pentandır. Yani 5 karbonlu alkan diyoruz. C6H14 yani 6 karbonlu alkan ismi hexan. Burada tabi bazı yerlerde G ile gösterilir. Fark etmez arka. Hexan da denir. Hexan da bu fark etmez. C7H16 yani 7 karbonlu alkanın ismi heptan. 8 karbonlu alkanın ismi oktan. 9 karbonlu alkanın ismi nonan. 10 karbonlu alkanın ismi de arkadaşlar dekandır diyebiliriz. Tabi 10 karbonlu 9 karbonlu çok fazla karşınıza çıkmaz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk 4 karbonlu alkanlar çok önemli. 5 6 7 de arkadaşlar 8 de yine karşınıza çıkacak. Alkanlardır. Şimdi devam edelim. Şimdi alkanların arkadaşlar bir genel özelliklerini ünite boyunca inceleyeceğiz. Şöyle kabaca tekrar bakacak olursak alkanlar düz zincirli, dallanmış veya halkalı yapıda olabilirler. Halkalı yapıda olan alkanlara sikloalkanlar denir ve sikloalkanların genel formülü CnH2n. Zaten bir genel formülü de bir halka geldiği zaman iki tane hidrojen azalır arkadaşlar. İki halka gelse iki hidrojen azalır. Bir tane ikili bağ gelse yine iki hidrojen azalır. i̇ki tane ikili bağ gelse dört tane hidrojen azalır gibi arkadaşlar. Genel formüle gidebiliriz. Yani tekrar söylüyorum. Her halka geldiğinde iki hidrojen. Her ikili bağ, her pi bağ eklendiğinde iki hidrojen arkadaşlar. Genel formülden azalır. Bu anlamda siklo alkanlara bir tane halka geldiği için arkadaşlar. Mesela dört karbonlu alkan var. Düz zincirli. Dört karbonlu 4 karbonlu halkanı 4 karbonlu alkanı halkalı yapıda gösterdin. Örneğin şu şekilde gösterdin. Halka birleştiği için genel formülün CNH2 artı 2 idi. Yani C4H10'du. Halkalı yapısının formülü ise arkadaşlar C4H8 olur. Yani 2 tane hidrojen azalır diyebiliriz. Ya da doğrudan CNH2'dir siklo alkanların genel formülü diye de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sadece karbonlar arasında tekli bağ olduğunu söylemiştik. Yani sadece karbon karbon ve karbon hidrojen tekli bağları içerir. Zaten hidrojen karbona tekli bağ yapmak zorundadır. Hidrojen gidip de karbonla iki veya üçlü bağ yapamaz. Karbon hidrojenle tekli bağlar. Karbonla karbon arasında da yine tekli bağlar olmak zorundadır. Dolayısıyla yapabileceği maksimum sayıda hidrojen atomu bu molekül arkadaşlar bu yapıya bu bileşiğe bağlıdır. O yüzden hidrojence bunlar doymuştur arkadaşlar. O yüzden alkanlara doymuş hidrokarbonlar denir. Yani daha fazla hidrojen alamaz anlamında. Mesela alken ve alkinleri doymamış diye sınıflandırmıştık. Çünkü yapısında ikili bağlar var. Yapısında pi bağları var. Bu bağlar kopup hala da oraya hidrojen gelebilir anlamında onlara doymamış deriz. Alkanlara doymuş dememizin sebebi dediğim gibi arkadaşlar daha fazla hidrojen alamamasından kaynaktırız. Bütün bağlarını maksimum sayıda hidrojenle tamamlamıştır arkadaşlar. Diyebiliriz. Alkanların yapısında bütün bağlar tekli bağlar olduğu için ve birinci bağlar daima sigma bağları olduğu için yapısındaki bağların tamamı sigma bağıdır ve bütün karbon atomları 4 tane sigma bağı yapmış olduğu için hepsi arkadaşlar sp3 hibritleşmesi yapmıştır. diyebiliriz arkadaşlar. Kabaca genel özelliklerine böyle bakabiliriz. Şöyle arkadaşlar burası son derece önemli. Alkil grupları arkadaşlar. Alkil grubu şudur. Alkanlardan bir tane hidrojenin ayrılması ya da alkanlardan bir bir tane hidrojenin çekilmesi sonucu oluşan Kararsız yüksek enerjili grupları arkadaşlar alkil diyoruz. Genel olarak da bu gruplar arkadaşlar radikal olarak ifade edilir ve R ile gösterilir. Ünite boyunca da arkadaşlar bu R'yi kullanacağız. Şimdi alkanın genel formülü CnH2n artı 2 idi. Alkandan bir tane hidrojen çekin. O zaman alkilin genel formülü CnH2n artı 1 olur arkadaşlar. Bunun adlandırması yapılırken arkadaşlar normal alkanlarda olduğu gibi sonuna an eki getirdiğimiz yani alkiller adlandırılırken Alkan adındaki an eki yerine arkadaşlar bunu eki kaldırıp yerine alkilin son iki harfi olan il eki getiriyoruz. Bu kadar. Yani arkadaşlar CH4 metandır. Metandan bir tane hidrojen çıkartırsan ne olur? CH3 olur. Bakın an yerine il getiriyoruz. Metan o zaman CH3 nedir? Metil. C2H6 neydi? Etan. Bir hidrojen çektim. C2H5 oldu. Nedir bunun ismi? Etil. C3H8 propan. Bir hidrojen çektim. Ne olur? Propil. E, C4H10 butandı. Bir hidrojen çektim. Ne olur? Bütil. C4H9 bütil. işte pentan, pentil gibi. Burada özellikle arkadaşlar metil, CH3 metil, C2H5 etil çok fazla karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabi radikaller sadece alkil alkandan bir hidrojen çekilmesiyle radikal oluşmaz. Alkenden bir hidrojen çekilmesiyle alkinden veya başka gruplardan hidrojen çekilmesiyle yine radikaller oluşur. Radikal bir kimyasal türün esasında ismidir arkadaşlar. Biz 9. sınıfta kimyasal türü anlatırken kabaca işte atom, molekül, iyon kimyasal türler deyip geçeriz. Radikale orada girilmez 9. sınıfta. Ancak şu anda bilmeniz gereken nokta şu. Radikal arkadaşlar örneğin CH4'ten bir tane hidrojen koparttım. Bir tane hidrojen kopartsam ne olur? Karbonun şurada tekli bir elektron olur. Artık bu arkadaş ne bir atomdur, moleküldür ne de bir iyondur. Bu arkadaş yeni bir tür olarak radikaldir. Yeni bir kimyasal türdür buradaki serbest elektrondan kaynaklı arkadaşlar bu kararsızdır. Yani hemen bağ yapmak ister ve arkadaşlar yüksek enerjili. Bu yapılara genel olarak biz radikal diyoruz ve alkil de arkadaşlar bir radikal grubudur arkadaşlar. Adlandırması da dediğimiz gibi alkandan bir hidrojen çekilmesiyle oluşan grup ve adlandırmasında an yerine il getiriliyor. Ancak burada hangi hidrojenin çekildiği de önemli arkadaşlar. Tabii ki CH4'te arkadaşlar şu Şurada mesela hidrojen olduğunu düşünün. Bu hidrojen çekilmesi bu veya bunun çekilmesi arasında bir fark yoktur. Hangisi olursa olsun buna direkt metil diyebilirsin. Etanda da böyle bir durum yoktur. Etanda da fark etmez. Sağdan veya soldan herhangi bir hidrojen koparttığında fark yoktur. Ancak 3 karbondan ibaret hangi hidrojeni koparttığına göre oluşacak alkil grubun ismi değişir arkadaşlar. Dolayısıyla propandan bir hidrojen çekilmesi evet propil oluşur ama nasıl bir propil? Bütil oluşur ama nasıl bir bütil arkadaşlar? Bunları da şimdi inceleyelim arkadaşlar. Bu kısımlar önemli. Metanda ve etanda böyle bir durum yok. Yani direkt metil etil diyebiliriz. Ama 3 karbondan ibaret. 3 karbondan sonra alkil grupların isimleri değişiyor arkadaşlar. Yanına örnekler getiriliyor. Şimdi bunları daha iyi anlayabilmek için önden arkadaşlar şu kısımları bir inceleyelim. Biz karbon atomlarını arkadaşlar primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Ne demek bu? Eğer ki bir organik bileşikte arkadaşlar karbon atomunu eğer ki bir tane karbon atomu bağlıysa biz bu karbon arkadaşlar primer karbon ya da bir diğer ismi daha doğrusu Türkçesiyle birincil karbon ya da birinci derece karbon deriz arkadaşlar. Böyle sınıflandırabiliriz. Eğer ki bir karbona iki tane karbon atomu bağlıysa sekonder karbon ya da Türkçesiyle ikincil karbon ya da ikinci dereceden karbon deriz. Sekonderi kısaltma olarak arkadaşlar sek şeklinde arkadaşlar kısaltabiliriz. Eğer bir karbona 3 tane karbon atomu bağlıysa arkadaşlar buna tersiyer karbon deriz ya da üçüncül karbon ya da üçüncü dereceden karbon kısaltma olarak da ter kullanırız. Yani ne demek bu? Örneğin şuradaki karbon arkadaşlar 3 tane hidrojen bağlı bir tane radikal yani böyle, örneğin CH3 bağlı gibi. Yani bu karbona bir tane karbon bağlı. O zaman bu primer bir karbondur. Yani birinci dereceden birincil bir karbondur. Örneğin bu karbon arkadaşlar 2 tane karbon bağlıysa bu bir ikinci dereceden yani sekonder bir karbondur. Eğer bir karbona 3 tane karbon bağlıysa arkadaşlar bu tersiyer bir karbondur. Üçüncü dereceden bir karbondur. Burası önemli. Tabi bir karbona dört tane de karbon bağlı olabilir. Dört karbon bağlıysa bu kuatörner karbondur ama bu bizim konumuzda yok. Aynı şekilde çok gereği olmamakla birlikte hiç kullanmayacak olmamızla birlikte hidrojenler de primer, sekonder, tersiyer olarak sınıflandırılabilir. Burada ise arkadaşlar hidrojenin bağlı olduğu karbona bakılır. Ki hidrojen bir tane karbona bağlı olmak zorundadır. Birden fazla karbona bağlı olamaz. Eğer o karbon primerse primer hidrojendir. Sekonderse sekonder, tersiyerse tersiyer hidrojendir diyebiliriz. Karbon atomlarının sınıflandırması hidrojen atomları içinde kullanılıyor. Hidrojen atomu primer karbon atom bağlı birincil hidrojen, sekondere bağlı ise ikincil hidrojen, tersiyere bağlı ise hidrojen olarak sınıflandırabiliriz. Ama bunu dediğim gibi kullanmayacağız. Ama karbonun sınıflarını yani karbonun primer mi sekonder mi tersiyer mi olduğunu kullanacağız. Bu arada primer arkadaşlar kısaltmasını kullanmıyoruz. Yani adlandırmalarda primer kullanmayacağız çünkü. Ancak sekonder ve tersiyeri kullanacağımız için kısaltmalarını da ...kullanıyoruz. Bir nokta daha var arkadaşlar... ...bu alkil grupların isimlerine bakmadan önce... ...izo ve neo dallanması. Şimdi arkadaşlar bu kural gereği... ...eğer ki bir alkan... ...herhangi bir dal yoksa yani düz zincirliyse... ...doğrudan bu en alkandır. Yani normal... ...anlamında normal alkandır. Örneğin... tane inceleyecek olursak arkadaşlar... ...şöyle 1, 2, 3, 4 karbonlu... ...şöyle 3 tane hidrojen bağlı. Şuralarda... ...sonunda hidrojenler var. Yani bu... ...C4H10 yapısı herhangi bir dal yok. Bu direkt normal bütandır. En bütan... ...diye adlandırılabilir... En yazılmasa da bu en olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yani bütanda diyebilirim. En bütanda diyebilirim. Bakın kural şu arkadaşlar. İzo ve neo dallanması. Eğer ki bir alkanın 2 numaralı karbonuna yani normal ana zincirde 2 numaralı olan karbona bir tane CH3 yani metil grubu bağlıysa burada izo dallanması vardır. Ve burada buna izo alkan denir. Bunun adlandırması yapılırken toplam karbon sayısının karşılık gelen Alkanın önüne izo önek'i getirilir. Yani ne demek istiyorum? Bakın burada 4 karbon bunun formülü bakın C4H10. Bakın bu C4H10 yani butan. Yani C4H10 butan. Burada ancak arkadaşlar numaralandırma yapıldığı zaman 1, 2, 3 dediğimiz zaman 2 numaralı karbona bir tane metil grubu bağlı. Normalde bu birazdan adlandırmaları henüz görmedik. Birazdan gireceğiz ama 2 metil propan diye adlandırılır. 2 metil propan diye adlandırmak yerine direkt karbon sayısına karşılık gelen sayının önüne izo ön getirilerek de adlandırılabilir. Yani buna izobutan denilebilir. Neo dallanması ise arkadaşlar bakın yine 2 numaralı karbona. Burada 2 numaralı karbon önemli. 3, 4 bunlar da geçerli değil arkadaşlar. Yalnızca ve yalnızca 2 numaralı karbonda kullanılan bir özel adlandırma bu. Eğer 2 tane CH3 yani 2 tane metil grubu bağlıysa örneğin şu örnekte gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3 diye sınıf numaralandırdım. 2 numaralı karbonu 2 tane metil grubu bağlıysa bu bir neo alkandır. Yani burada neo dallanması vardır toplam alkan sayısının önüne neo ön eki getirilerek adlandırılır. Normalde bu 2, 2 dimetil propan diye adlandırılması adlandırılır yupak adlandırmasına göre ama özel olarak neopentan olarak da arkadaşlar biz bunu adlandırabiliriz. 2 numaralı karbona tek metil bağlıysa izobütan, 2 tane metil bağlıysa izopentan. Mesela birer örnek daha yapalım isterseniz. Şöyle 1, 2, 3, 4. şurada da bir 2 numaralı karbona karbon bağladım. Tabi eksik hidrojenlerinde yazdığımı kabul edin. Burada bakın toplam karbon sayısı kaç? 5. E 5 nedir? 5 karbonlu alkan ismi nedir? Pentan. O zaman bu izopentandır. İzopentan. İzo dallanmasıyla özel adlandırma. Buna yapabilirsin. Normalde 2 metil bütandır. Bir örnek de şuraya verelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Örneğin şöyle bir örnek. Tabi yine arkadaşlar eksik hidrojenleri yazdığımı kabul edin. Hepsini 4 boğa tamamladığını kabul edin. Bunu da arkadaşlar normalde 2, 2 dimetil pentandır. Burada arkadaşlar bakın 2 numaralı karbona 2 tane metil grubu bağlı. Yani burada neo dallanması var. Bakın burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 7 tane karbon var. 7 karbonlu alkanın ismi arkadaşlar heptandır. Heptanın önekini arkadaşlar neo getirerek bunu adlandırabilirsiniz. Yani neo heptan diyebilirsiniz. İzoneo dallanması arkadaşlar bu şekilde alkil gruplarını adlandırmasında da kullanacağız. Yani şu primer sekonder tersiyer durumunu ve şu izoneo dallanmasını arkadaşlar kullanacağız. Şimdi şu yapıyı inceleyelim. Zaten metan ve etan da bu durum yok demiştik. Yani metil etil direkt diyebilirsiniz. Ancak propanda şimdi propanın yapısını şu şekilde arkadaşlar ben şöyle tekrar çizeyim. 3 tane karbon propanda. Şuralarda hidrojenleri var. Şunlar hidrojen. Şimdi arkadaşlar burada hangi hidrojenin koptuğu önemlidir. Hangi hidrojenin koptuğu önemlidir. Yani burada arkadaşlar örneğin Diyelim ki bunlar 1, 2, 3'tür. Sağdan veya soldan fark etmez arkadaşlar. Yani sağdaki karbondan kopan hidrojen şu hidrojenin kopmasıyla veya şu hidrojen şu hidrojen bunlar aynı özdeş karbondan kopmuştur. Yani bunlar primer karbondan kopmuştur. Çünkü buradaki karbona bir tane karbon bağlı. Buna da bir tane karbon bağlı. Bu hidrojenler koptuğu zaman arkadaşlar bu normal propil en propil denir arkadaşlar. Buna. Yani baştaki veya sondaki karbon bu fark etmez. Bu en propildir ya da doğrudan propil denilebilir bunu. Ancak eğer ki arkadaşlar bu ortadaki karbondan yani burada sekonder karbondan hidrojen koparsa artık bu sekonder karbondan kopan hidrojenle primer karbondan kopan hidrojenin yapısı aynı değildir. Aynı alkil yapısı değildir. Burada 2 numaralı karbondan koptuğu için arkadaşlar buna izopropil denir. Bakın bu normal propil baştaki veya sondaki ortadaki karbondan koparsa bunu arkadaşlar doğrudan izopropil denir. Aslında şöyle denmesi daha uygundur. Bakın 2 numaralı karbon arkadaşlar 2 tane karbona bağlı, bağlı, olduğu için sekonder karbondur. O yüzden bu sek propil olarak ifade edilebilir. Ancak arkadaşlar sek propil genellikle kullanılmaz. Burada arkadaşlar yaygın olarak izopropil kullanılır ve siz de arkadaşlar izopropili kullanacaksınız. Yani propandan bir hidrojen çektim. Oluşan alkil grubunun adı propil. Eğer baştaki veya sondaki karbondan kopluysa yani primer karbondan kopluysa normal propil, en propil ya da doğrudan propil diyebilirim. Ama ortadaki karbondan koptuysa yani sekonder karbondan koptuysa normalde sekpropil denilebilir. Ancak özel olarak burada izopropil denilir ve izopropili kullanacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bütandan kopanı da incelersek arkadaşlar. Şimdi bütan iki şekilde yazılabilir. Bu şekilde normal düz zincirli herhangi bir dallanma olmayan. Yani normal bütan yani en bütan şeklinde olabilir. Ya da izobütan şeklinde de yazılabilir. Şimdi ikisinde de hidrojenin koptuğu yerler önemli. Şimdi buradaki... Normal bir de hidrojenin şu baştaki veya sondaki karbondan kopması yani primer karbondan kopmasıyla oluşan alkil grubuyla buradaki şu 2 veya 3 numaralı olan ki sağdan da gelsen soldan gelse bunlar 2 numaralı karbonlardır. Bakın dikkat edin. Buna 2 tane karbon bağlı buna da 2 tane karbon bağlı. Yani ikisi de burada sekonder karbon. Bunlardan oluşan alkil grubu farklıdır. Şimdi baştan veya sondan koparsa bu normal bütildir. En bütil denilebilir ya da doğrudan bütil denilebilir. Ortadaki bir karbondan koparsa bu arkadaşlar sekbütil'dir. Burada izobütil kullanılmaz. Burada normal sekonder karbon olduğu için bu veya bu fark etmez hidrojen hangisinden koptu. Bunu arkadaşlar sekbütil denilir. Bakın izobütandan ise arkadaşlar eğer ki şuradan veya şuradan bir hidrojen koparsa arkadaşlar bu izobütil'dir. Çünkü burada izobütandan kopuyor arkadaşlar izobütil'dir. Eğer ki bu ortadaki karbondan koparsa arkadaşlar dikkat edin bu karbona 1 2 3 tane karbon bağlı. Yani bu bir tersiyer karbon. Ve arkadaşlar bu bütandan arkadaşlar tersiyer karbondan koptuğu için tersiyer bütil ya da arkadaşlar ter bütil olarak ifade edilir. Şimdi propandaki özel durumu inceledik. Bütandaki özel durumda arkadaşlar dediğim gibi normal bütandan baştaki veya sondakinden koptuysa en bütil. Ortadakilerden koptuysa sek bütil çünkü sekonder karbondan kopuyor. İzobütenin başından veya sonundan koparsa doğrudan izobütil diyebilirsiniz. Eğer ortadaki karbondan koparsa yani tersiyer karbondan koptuğu için terbütil ismi arkadaşlar burada kullanılır alkil grupları için. Arkadaşlar pentanın da bu şekilde çok fazla isim vardır ancak biz sadece propan ve butanı inceleyeceğiz. Yani metan ve etanı zaten bile olacağız. Yani metil, etil, propil, bütil. Pentan, işte heptan, hexan bunların arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde yapılarını incelemeyeceğiz. Siz de arkadaşlar bu ilk dört grubu arkadaşlar çalışırsanız birkaç kere yazarak çalışırsanız burada hata yapmazsınız diyebilirim. Ve ünite boyunca bunu kullanacağız. Sadece alkanlarda değil. Alkenli, alkin hepsinde arkadaşlar burada gördüğümüz kısımları kullanacağız. Diyelim ve arkadaşlar esas olarak bizim için çok önemli olan adlandırmaya geleceğiz arkadaşlar. Hem alkanların adlandırması çok önemli ve bundan sonra tüm grupların adlandırmasını yapacağız. Ve tüm grupların adlandırmasını şu an ifade ettiğimiz kurallarla yapacağız. Yani farklı farklı kurallar yok arkadaşlar. Tabi bazı grupların özel durumları var vesaire onlara da gireceğiz zaten adım adım ama temel kurallar arkadaşlar burada ifade edeceğimiz kurallar. Tabii ki arkadaşlar burada yazılı olarak 9 tane kural ifade etmişim. Daha da arttırılabilir veya azaltılabilir arkadaşlar ancak burada kuralları okumak vesaire önemli değil. Biz uygulamasının nasıl yapılacağına bakacağız arkadaşlar. Orası önemli. Siz de arkadaşlar çalışırken bu adlandırma kurallarını yazmayın arkadaşlar. Bunun notunu çıkartmanıza gerek yoktur. Çünkü uygulama yapmak burada önemlidir. Şimdi biz hızlıca bu kurallara bir bakalım. Sonra çok fazla örnek aldım zaten. Onlar üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar en uzun karbon zincirini bulmaktır arkadaşlar. En uzun karbon zincirini seçerek adlandırmaya bakarsınız. Ve buna biz ana zincir diyoruz. Daha sonra varsa arkadaşlar bu ana zincirin dışında kalan yan grupları, dalları ya da bir diğerisine substituentleri arkadaşlar bulursunuz. Bunları ben genellikle yuvarlı alırım. Siz de yuvarlı alabilirsiniz. Daha sonra ana zinciri arkadaşlar bağlı gruplar en küçük rakamı alacak şekilde, en küçük numaraları alacak şekilde numaralandırırız. Tabi alkenlerde alkinlerde durumlar numaralandırma gruplar en küçük rakamı alsın diye değil ikili ve üçlü bağlar en küçük rakamı alsın diye yapılır. Alkanları tabi ikili ve üçlü bağ yoktur. O yüzden bağlı gruplar en küçük rakamı alacak şekilde numaralandırılır. Eğer bağlı grup birden fazlaysa arkadaşlar önüne di, tiri, tetra diye örnekler getirilir. Aynısı uzaklıklar aynıysa yani küçük rakam alma gibi bir durum yoksa burada arkadaşlar alfabetik sırada olan daha küçük rakam alsın tercih edilir. Burada Türkçe alfabetik sıraya göre bakacağız arkadaşlar. Yani normal burada alfabeyi de kabaca bilseniz iyidir arkadaşlar. Eşit mesafede değilse arkadaşlar daha küçük numara gelecek şekilde numaralandırılıyor. Yani alfabeye göre küçük rakam vermiyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan bir noktada numaralar arasında birden fazla numara kullanıyorsunuz Mesela 2, 2, 3 gibi bunların arasına virgül konulur. Numara ile isim arasında ise arkadaşlar tire konulur. Virgül ve tireyi sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Bileşiğin adı yazılırken de arkadaşlar yan grubun bağlı olduğu karbon atomun numarasına bakılmaksızın alfabetik sıraya göre yazılır baştaki alfabetik sırada önde gelen rakam büyüktür veya küçüktür fark etmez alfabetik sıraya göre yazılıyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar ana zincirin ana zincire karşılık gelen alkan adı neyse o yazılarak arkadaşlar adlandırma bitirilir arkadaşlar. Düz zincir alkanların başına en harfi de arkadaşlar getirilebilir. Şimdi burada arkadaşlar bolca pratik yapacağız. Bu kurallarla ne demek istiyoruz? Öncelikle arkadaşlar ana zincirini belirleyeceksin. Arda arda gelen karbon zincirinde. Örneğin burada ana zincir doğrudan tabi ortadaki zincir 5 karbonlu zincir ana zincirdir. Yani şöyle gidemezsin burada ana zincire. 1, 2, 3, 4 diyemezsin. Veya şöyle de gidemezsiniz. Şuradan mesela 1, 2, 3 diyemezsiniz ana zincire. Veya şuradan 1, 2, 3, 4 diyemezsiniz. Tabi şöyle diyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle de seçebilirdim diyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde de seçebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Burada fark etmez arkadaşlar. Yani aynı isim geliyorsa zinciri nerede seçtiğin fark etmez. Bu şekilde de seçebilirdiniz. Şimdi ana zinciri arkadaşlar bu şekilde seçmedik. Şöyle ana zinciri bu şekilde seçtik arkadaşlar. Dediğim gibi diğer türlü de seçebilirdik. Öyle de adlandırırız isterseniz. Şimdi ana zincirimi seçtim. Şimdi numaralandırmayı 1 2 3 4 5 soldan mı geleceğim, sağdan mı geleceğim? Eğer soldan gelirsek arkadaşlar bakın 1 2 3 4 bağlı gruplar 3 ve 4 numaralarını alır. Eğer sağdan gelirsem 2 ve 3 numaralarını alır. Biz burada küçük rakamı almayı tercih edeceğiz. O yüzden arkadaşlar numaralandırmaya sağdan geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdık. Sonra bağlı iki tane grubum var. İkisini şöyle yuvarlı aldım. Şimdi adlandırmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ana zinciri seçtik. Numaralandırdık ve bağlı grupları yuvarlak içine aldık. 2'de metil var. 3'te de, de metil var. O zaman bunlar bir şekilde yazılır arkadaşlar. Numaraları önce yazılır. Bakın kaç tane varsa o kadar. 2, sonra 3 yazılır. Ama rakamlar arasında virgül konulur. 2, 3 yazılır. Daha sonra ismini yazacağım metil. Rakamla isim arasında tire çekilir. Tabi iki tane metil olduğu için dimetil yazılır arkadaşlar. Ve genellikle adlandırma yazılırken ilk harf büyük yazılır. Yazılması da olur ama yazılması tercih edilir. 2-3 dimetil. Şimdi bağlı gruplar iki tane zaten ikisini de yazdım bitti. Son olarak ana zincirin arkadaşlar karbon sayısına karşılık gelen alkanın ismini yazıyorum. 5 karbonlu alkanın pentan. 2-3 dimetil pentan. Tabi son grupla arasına bir boşluk konulur. Konulmayabilir arkadaşlar. Bu fark etmez. Genellikle ben boşluk koymayı tercih ederim. Bir başka örnek. Şimdi arkadaşlar bakın burada biraz daha uzun bir örnek var. Şuna da hemen dikkat edin arkadaşlar. C2H5 burada iki tane karbon var. Size her zaman böyle tamamen açık bir şekilde vermez arkadaşlar. Bazı yerleri yarı açık bazı yerleri tam açık bir şekilde yazabilir arkadaşlar. Şimdi burada ana zinciri tabii ki arkadaşlar gidip şuradan 3, 4, 5 karbonlu seçmeyeceğimizi görebiliyorsunuz. Ya da doğrudan ortadaki zincir en uzun zincirdi diye de bir kural yok ki ortadaki zincir bakın 3, 4, 5 6 karbondur ki 7 karbonlu başka bir zincir var. Burada bu da olmaz. Burada şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Örneğin şuradan gelseydik bakın 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 bu 7 karbonu zaten burada ana zincir olarak seçmiş. Peki şu niye olmuyor hocam diyebilirsiniz. Yani 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 bu olmaz. Bu da olabilirdi. Şimdi eğer ki bunu seçmiş olalım mesela. Eğer ki bunu seçmiş olsaydık arkadaşlar bakın. 3 numaralı karbona 1, burada da 1, 2, 3 grup bağlı olmuş olurdu. Şimdi bunu seçmediğimiz durumda diğerini seçtiğimiz durumda ise bakın şurada zaten numaralandırmış olanı seçtiğimiz durumda ise ana zinciri arkadaşlar bakın kaç tane grup bağlı? 1, 2, 3, 4 grup bağlı. Burada arkadaşlar tercihen Aynı uzunlukta zincirler varsa hangisinde daha çok yan grup varsa arkadaşlar o tercih edilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada ana zincirimiz diğerinde 3 tane grup vardı dikkat ederseniz. Burada 4 grup var. O zaman 4 grupluyu tercih ederim. Şimdi ana zincirimi seçtim. 7 karbonlu bir zincir. Peki yukarıdan mı 1 2 3 4 5 6 7 diye geleceğim aşağıdan mı? Şimdi yukarıdan gelseydim bakın 1 2 3 4 5 6 7 olurdu. Burada arkadaşlar şuna bakılır. Yukarıdan geldiğim zaman ilk grup arkadaşlar 3 numarasını alıyor. İkinci grup da BR de 3 numarasını alıyor. Diğer bağlı grup arkadaşlar 5 ve 6 numaralarını alıyor. 5 ve 6 numaralarını alıyor. Peki şu an bizim verdiğimiz adlandırmalardan geldiğimiz zaman ise bakın 2, 2, diğeri 3, diğer ikisi de 5 numaralarını alıyor. Burada arkadaşlar toplama hangisinin daha küçükse orası tercih edilir. Bakın burayı toplarsak 3, 6, 11, 17 geliyor. Burayı toplarsak 15 geliyor. 15 daha küçük olduğu için arkadaşlar biz numaralandırmaya bu bileşik için arkadaşlar yukarıdan değil de aşağıdan bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraları silelim. Şimdi ilk kısımlarda ayrıntı tanıtıyorum. Zamanla arkadaşlar bunları zaten direkt pratikleşeceğiz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar neden buradan şöyle yukarıdan numaralandırmayıp aşağıdan numara, numaralandırdığımız anlaşıldı. Şöyle sildim şurayı. Şimdi arkadaşlar her şeyi yaptığımıza göre ana zincirimizi belirledik. Numaralandırmayı yaptık. Bağlı grupları yuvarlak içine aldık. Şimdi adlandırmamızı yapabiliriz. Şimdi adlandırmayı nasıl yapacağız? Önce bağlı gruplar. Tabii ki arkadaşlar bağlı gruplar işte 2 de metil var 2 metil diye yazamazsınız direkt. Alfabetik sıraya göre yazacaksınız. Burada bağlı gruplara bakalım. Metil var. Bu da metil. Brom var. Bir de şu grupta arkadaşlar etil grubu. Alfabetik sırada bakın B var. M var. E var. B en öncedir. Sonra E'dir. Sonra M'dir. Önce brom yazılacak. Brom nerede? 5 numaralı karbonda. O zaman 5 brom. Tabii 5 brom da yazılabilir ama genellikle 5 bromo tercih edilir. Bromo, kloro gibi arkadaşlar. 5 bromo. Daha sonra E yazılacak. Yani etil. Etil ise 3'te. Bakın harfler rakam arasında tire getirilir. 3 etil. Artık bunlar küçük harfli. Daha sonra metil yazılacak. Metil iki tarafta var. O zaman ikisi de yazılır. 2, 5. Bakın 2, 5 rakamlar arasında virgül getirilir. Tire. 2 tane olduğu için di diyoruz arkadaşlar. Dimetil. Bütün yan grupları yazdık arkadaşlar. 4 tane var. 4'ünü de yazdık. Şimdi ana grup 7 karbonlu alkan. 7 karbonlu alkan da arkadaşlar. Heptan arkadaşlar. Dimetil. Heptan diye son olarak bitirebiliriz Adlandırmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle de verebiliriz soruyu size. Direkt size bu şekilde açık yapısını değil de şöyle arkadaşlar kapalı bir şekilde arkadaşlar yazabilir. Burada arkadaşlar adım adım önce siz açık yapısını ya da yarı açık yapısını çizmeniz gerekir. Bakın arkadaşlar burada şuradaki karbona iki tane CH3 grubu bağlı. Örneğin şu karbon şuradaki karbon olsun buna yukarıdan iki tane CH3 bağladım. Yani sola doğru da bağlayabilirsiniz fark etmez. Daha sonra bir tane hidrojeni var. Sonra ard arda iki tane CH2 grubu gelmiş. Bakın CH2, CH2. Sonra Sonraki gelen karbona iki tane sonraki gelen karbona iki tane C2H5 grubu bağlamış. Bunları açık bir şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi ana zinciri belirleyebiliriz. Ana zinciri arkadaşlar ister burada yukarıdan gelin aşağıdan fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da yine yukarı veya aşağı dönmem fark etmez. Örneğin şöyle 6 ve 7 diye adlandırdık. Burada arkadaşlar 1, 2 tane yan grup var biri metil biri etil. Önce tabi numaralandırmaya nereden geleceğim? Eğer ki sağdan gelsin 1 2 3 bu grup 3'ü alırdı. Burada ise 1 2 bu 2'yi alıyor. Buradaki daha küçük olduğu açık. O zaman numaralandırmaya soldan 1 2 3 4 5 6 7 diye gittik arkadaşlar. Şimdi 2 metil pardon önce metil değil etil adlandırılır alfabetik sırada. M E E yazılır. 5 etil 5 etil 2 metil 2 metil 7 karbonlu alkan ismi de arkadaşlar heptan, dolayısıyla 2 metil. Şura mesela birleşik yazılabilir arkadaşlar ama ayrık da yazılabilir. Bu çok fark etmez. Yani son bileşik arası arkadaşlar genellikle birleşik yazılır diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir örnek. Bakın burada açık bir şekilde ana zincir zaten ortadaki zincirde Şöyle 5 karbon. Tabii 4 şu aşağı doğru da dönebilirdiniz. Fark etmez. Burada tabii bakın ikisi de eşit uzakta. Yani soldan da gelsem 2 4, sağdan da gelsem 2 4. O zaman ikisi de eşit rakamlar yani fark etmiyorsa e o zaman alfabetik sırada önce gelen küçük rakamı almayı tercih ederim. Yani aslında şu anlaşılıyor arkadaşlar. Adlandırmada tercih ettiğim şey en küçük rakamlar ve olası en güzel sıralı ya yani en sadeliği tercih ediyoruz arkadaşlar burada adlandırmada. Dolayısıyla 2 numaralı karbonunda arkadaşlar brom var. Önce brom adlandırılır. Yani 2 bromo. 4 de arkadaşlar metil grubu bağlı. 4 metil. Ana zincirimde 5 karbonlu pentan. 2 bromo 4 metil pentan diye arkadaşlar bu organik bileşiği adlandırabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi biraz daha hızlanalım. Şimdi ana zincirimiz arkadaşlar bakın buradan ne, ne taraftan geldiğim fark etmez. Şöyle ortadan ortadaki zincir ana zincir olduğu görülüyor. Şimdi soldan mı gelelim sağdan mı eşit? Sağdaki bağ sayısının, grup bağlı grup sayısının daha fazla olduğu görülüyor arkadaşlar. Sağdan gelelim. 1 2 3 4 5 6. Burada arkadaşlar bakın bağlı grupların hepsi metil grubu arkadaşlar. Ve 5 tane Metil grubu. O zaman 5'i de arkadaşlar. 5'in rakamı da önce yazılır. Bakın 2 ve bir tane. 3'te 2 tane. O zaman şöyle yazacağız. Bakın 2, 3, 3. Daha sonra 5'te de 2 tane 2, 3, 3, 5, 5. Arkadaşlar bu bakın. 2 tane diğitiri tetra pentametil. Pentametil. 5 tane metil var. Çünkü pentametil. 6 karbonlu alkanın ismi de arkadaşlar. Hexan bu şekilde adlandırabiliriz. Bir başka grup arkadaşlar. Bakın burada ortadaki zincir 4 5 6 diye gidiyor. Şu şekilde de 1 2 3 4 mesela şöyle gidersem bakın şöyle gidersem bir grup bağlı oluyor sadece. E bunu tercih etmeyip arkadaşlar şunu tercih edersem şunu tercih edersem o zaman iki grup bağlı oluyor. O zaman bu sıralamayı tercih ederim. Numaralandırma da arkadaşlar yine soldan mı sağdan mı açık bir şekilde soldan gelirsem daha küçük bir rakam alacak. O zaman 1 2 3 4 5 6 daha sonra bağlı gruplarım iki tane metil ve etil. Önce numaraların ne olduğuna bakmaksızın harfte alfabetik sırada önde geleni yazıyorum. Yani etili yazacağım. 3 etil, 3 etil, 2 metil, 2 metil. Tabi arkadaşlar şunlara dikkat edin. Harfle rakam arasında tire, rakamlar arasında virgül koyuyoruz arkadaşlar. 3 etil, 2 metil, 6 karbonlu alkanın ismi de arkadaşlar hexan diye adlandırabiliriz. Arkadaşlar çok karşınıza gelmeyecek olmakla birlikte bazen de ismini verir size çizdirir arkadaşlar. Şıklardan hangisi doğrudur diyebilir. Burada yapmanız gereken arkadaşlar öncelikle ana zinciri çizmektir. Bakın hexan 6 karbonlu bir alkandır. 6 tane karbon yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra arkadaşlar 2 ve 3'te dibromo diyor. Ana zincirim şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandıralım. 2, 3'te brom var. Şöyle 2 ve 3'e birer brom ilave ettim yazdım. 3 aynı zamanda etil yazdık. Şöyle 3'e etil yani C2H5. Daha sonra 2'de metil var bir de şuraya da metil yazdım c 3 Bu şekilde arkadaşlar. Eksi 2 hidrojenlerini de yazarak. Şöyle eksi 2 hidrojenleri yazdığımı kabul edin. Şöyle arkadaşlar bileşiği yazmış olabiliriz. Yani bunun da bir zorluğu yoktur. Geldiğinizde arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela bunu yazın pentan. Önce ana zinciri çiziyorum. 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5. Soldan 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiğimi düşünün. 3'te etil var. Şurası 3 etil. C2H5. 2, 2, 3 diyor. Yani 2 de 2 tane metil. CH3. c 3 3 de bir tane metil var. Dolayısıyla böyle bir grup. Son olarak da eksik hidrojenlerini yazarak arkadaşlar bu bileşiği çizmiş olursunuz. Bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Biraz daha adlandırma yapalım. Şu ana kadar kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Bakın ana zincir ortadaki zincir burada açık bir şekilde. Dediğim gibi şu an bu soldan da alttan da gelsem fark etmeyecekti. Numaralandırmaya soldan mı gelmeyi tercih ederim? Sağdan mı gelmeyi tercih ederim arkadaşlar? Burada bakın soldan gelsem de sağdan da gelsem fark etmiyor. O zaman burada bakın daha küçük bir alfabete daha önce gelen brom var. O zaman sağdan gelmeyi tercih ederim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi önce brom arkadaşlar. 2 bromo. 2 bromo. Daha sonra arkadaşlar 2, 4, 4, 4 trimetil. Üç tane olduğu için trimetil. Bakın arkadaşlar bu dilleri trileri asla unutmayın. Trimetil pentan diye arkadaşlar adlandırılabilir. Diğerine geçelim. Ana zincir arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 düşünülebilir. Ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu fark etmez. Buradan sonra aynı grup geldiği için hangi tarafa gideceğim fark etmez. Daha sonra bağlı grupları brom, metil ve etil var. Açık bir şekilde soldan numaralandıracağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 2'de brom var. 2 bromo 4'te etil var. 4 etil 3 metil 6 karbonlu alkan adı da arkadaşlar heksan. Bir diğer örnek arkadaşlar yine ana zincirim arkadaşlar bakın. Burada tabii bakın buradan başlamam örneği değil mi? Şurada 2 karbon var. 2 3 4 5 6 7 8 karbonlu arkadaşlar bir zincirim oluyor eğer yukarıdan başlarsam. Peki numaralandırmaya nereden başlayacağım? Sağdan gelsin 1, 2, 3, 4'te başı Buradan ise 3, 4 diye gidiyor. Dolayısıyla yuk, yukarıdaki taraftan başlayacağım. Açık 1, 2 tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar da bağlı gruplar arkadaşlar şu şekilde. Önce bağlı gruplar. 3'te 2 tane var. 3, 3 bir de 5 de var. 3, 3, 5. 3, 3, 5. Trimetil. Trimetil. 8 karbonlu alkan ismi arkadaşlar. Oktan. Oktan diyerek adlandırabiliriz. Bir diğer bileşik arkadaşlar bakın burada asla şöyle bir şey yapmayın. Burada ana zincir burada iki tane bağlı grup var değil mi? Burada zincir devam ediyor arkadaşlar. Yukarı ve aşağı doğru devam ediyor. Burada herhangi bir dallanma yok arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş. Burada tek bir zincir var arkadaşlar ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. 7 karbonlu bu bir normal alkan arkadaşlar. 7 karbonlu alkan ismi de heptan, en heptan diyebiliriz buna doğrudan. Geçtim. Biraz daha örnek yapalım arkadaşlar bolca örnek aldım daha iyi kavranılsın diye. Şu ana zincirim arkadaşlar bakın 1, 2, 3. Şöyle 4, 5, 6 diye gidebilirim. Burada 4, 5 diye gidiyor açık bir şekilde. 4, 5, 6 bu ortadaki çizgi. Bunlar da bağlı gruplar. Şu şekilde şurası komple bağlı bir grup. Burası da bağlı grup. Numaralandırmaya soldan geleceğim. Çünkü 2, 3 buradan gelirsek 2, 5, 2, 4, 5 diye gidiyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Şimdi önce klor mu geliyor? M mi geliyor arkadaş? Pardon. Buradaki klor mu? Propil mi? K daha önce gelir prop, propilden arkadaşlar. Bu bir 3 karbonlu alkan. Propandan bir hidrojen koptu. Propil tabi izopropil. Bu da P harfine bakılır. K harfi arkadaşlar bakın. 2, 5, dikloro, dikloro, 3. Tabi bakın arkadaşlar bu propandan bir hidrojen ortadaki karbondan kopmuş. Yani bu izopropildir. 3 izopropil izopropil alt karbonlu alkanın ismi de arkadaşlar. Hexan. Bir başka örnek. Burada arkadaşlar bakalım. Şöyle 1 2 3 diye geldiğim zaman bu ortadan gitsem 4 5 olur ama yukarı dönsem 4 5 6, aşağıda dönsem 4 5 6. O zaman yukarıya veya aşağıya dönmem gerekir. Burada ve yukarıya ve aşağıya dönmem fark etmez. Örneğin yukarıya doğru döndük arkadaşlar. Şöyle numaralandırmak istesek sağdan gelsek 1 2 3 4'te başlar ilk grup. Buradan 3'te başlar. O zaman soldan geleceğim. 1 2 3. 4, 5, 6 bağlı gruplar arkadaşlar. Şurada etil ve arkadaşlar propil. Önce E gelir arkadaşlar. 3 etil. 3 etil. Aynı zamanda 3 propil. Nasıl propil arkadaşlar? N propil. Doğrudan propil yazabiliriz. İzo olmadığı için. 3 propil. 6 karbonlu alkanda arkadaşlar. Hexan. Hexan. Arkadaşlar böyle verilebildiği gibi bir birkaç örnek önce yaptığımız gibi şöyle de verip arkadaşlar sizin yazmanızı ister. Bakın karbona 3 tane CH3 bağlı. Bir tane karbon yazıp 3 tane CH3'ü bağlayalım. Örneğin CH3 şu şekilde. Şu tarafına da CH3. Tabi bu şekilde yazarız ama hidrojenle karbon burada bağ yapmayacaktır. Yani şöyle de yazılabilir. Bu fark etmez arkadaşlar. Yani şöyle yazılması da tercih edilir. Şöyle H3C. Hani karbonla karbon yaptığı gibi. Öyle de yazılabilir. Demin yazdığım gibi de fark etmez arkadaşlar. Şöyle CH3. Daha sonra 3 tane C, CH3, C bağladıktan sonra bakın bir tane daha karbon geliyor. Şu şekilde bağladım. Sonra bu karbona da 3 tane CH3 bağlanıyor. Onları da şöyle yazalım. CH3, CH3, CH3 şeklinde. Şimdi bunu arkadaşlar en uzun zinciri burada seçelim. Ortada bir 4 karbonlu zincir var. E şuradan gelsek 1, 2, 3, 4. Şuradan gelsek 1, 2, 3, 4. Yani burada fark etmiyor arkadaşlar. Nereden gelirseniz gelin. Aynı şey gelecektir. Oradaki zinciri seçtim arkadaşlar. 4 karbonlu zinciri. Daha sonra arkadaşlar şunlar bağlı gruplar. 4 tane metil grubu bağlı. Numaralandırma da fark etmiyor. Sağdan veya soldan 1, 2, 3, 4. Şöyle arkadaşlar nasıl numaralı adlandıracağız? 2, 2, 3, 3, tetra, tetra, metil, bütan. 4 karbonlu alkanda bütan diye adlandırabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burada CH3 sonra 2 tane CH2 gelmiş. Bakın karbon, yani CH3'ü şöyle yazalım isterseniz. CH3 daha açık olsun. Sonra iki tane CH2. Yani iki tane şöyle CH2. Ki arda arda gelen şu CH2 sıralamasını arkadaşlar homolog sıra denir. Homolog sıra. Ki alkanlar homolog seri vardır arkadaşlar. Homolog sıra vardır. Şu CH2'lerin arda arda gelmesidir. Bakın bir tane daha CH2. Sonra arkadaşlar bakın karbon bağlanıyor. Ve buna da üç tane CH3 bağlanıyor. Şöyle bir yukarı CH3 sağa ve sola şekilde. Tabi buradaki hidrojenleri de açık şekilde yazabilirdik. Burayı yarı açık şekilde yazdım. Şimdi arkadaşlar burada en uzun zincir açık bir şekilde. 1, 2, 3, 4 yani yukarı aşağı sağ fark etmiyor burada. Şu şekilde geldim. Sağdan bir şekilde numaralandıracağım. Şunlar bağlı gruplar. Tabi burada hidrojenler bağlı gruplar değil arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. 5, 2 arkadaşlar. 2 tane metil bağlı. 2, 2 dimetil pentan. Tabi arkadaşlar burada hatırlıyorsunuz değil mi? izo neo dallanmasını. Bunu istersem şöyle de adlandırabilirdim. Bakın. 2 numaralı karbona 2 tane metil grubu bağlı. Burada neo dallanması vardı. Ben bunu istersem şöyle. Neo 7 karbonlu bakın tabi toplam karbon sayısına orada bakılır. Neo, 7 karbonlu alkan ismi olan heptan yani neo heptan diye de arkadaşlar adlandırabilirdik. Özel bir adlandırma yapabilirdik. Diyelim. Ve arkadaşlar bu şekilde yani bolca adlandırma örneği yaptık. Önemli. Bundan sonra da hep yapacağız. Sizce bolca, siz de arkadaşlar bolca pratik yapın arkadaşlar. Şimdi yine karşınıza çıkabilecek birkaç nokta arkadaşlar. Aynı yapı şu şekilde şu sağdaki örneklerde olduğu gibi çizgi bağ yani iskele şeklinde arkadaşlar gösterilebilir. Şimdi çizgi bağ gösteriminde arkadaşlar sadece karbon atomları arasında bağlar zikzak şeklinde yazılır. Yani nasıl yazıyoruz? Mesela şu bir 2,6 dimetil oktan işte 8 karbonlu bir ana zincirim var. Sonra bunun 6 ve 2 numaralı karbonuna metil bağlanmış. Şimdi bunu çizgi iskelet formunda göstermek istersen öncelikle ana zincirini çiziyorsun oktan. Yani 8 karbonlu bir zincir. Tabi burada arkadaşlar zinciri düz bir zincir çekmiyorsunuz. Bir zikzak çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle zikzaklar çiziyorsunuz. Ve zikzakların her bir noktası bir karbonu ifade eder. Bakın şu bir karbondur. Şurası da bir karbon. Şurası, şuralar karbon. Şu tek çizgi tek bağ olduğunu ifade eder. Eğer ki bu ileride göz Alken olsaydı şuraya iki, iki tane çizgi gelirdi. Alkin olsaydı 3 tane çizgi gelirdi gibi arkadaşlar. Şimdi alkan olduğu için tekli bağlar. Bakın 4 şu nokta karbon, 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 karbon. 8 tane karbonu yazdın. Sonra diyelim ki sağdan numaralandırdın. Bakın 2 numaralı karbonu bir karbon daha anlamına gelen bir çizgi daha çekiyorsun. Burası da karbon. Altıda da bir CH3 burası da bir karbon. Burada arkadaşlar çizgi bağ gösterimde yani iskelet gösterimde hidrojenler yazılmaz. Zaten buradan hidrojen sayısı çıkartılabilir. Bakın burada tek bir tane karbon karbon bağı var. O zaman 3 tane hidrojen. Burada 2 tane var. O zaman burada 2 tane hidrojen. İşte burada 3 bağ var. Burada 1 tane hidrojenle bağ yapmış gibi arkadaşlar gösterilebilir. Doğrudan bu karşınıza gelip bunun adlandırmasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir örnek daha. Tabi burada sadece karbonlar bu şekilde gösterilir. Nokta hidrojenlerde yazılmaz. Başka bir bileşik element varsa işte klor, OH grupları, başka fonksiyonel gruplar bağlıysa onlar yazılmak zorundadır. Mesela adım adım inceleyecek olursak bakın ana zincir 5 karbonlu. Şöyle önce şöyle bir 5 karbon zikzak yaptık. Sonra önce hidrojenleri çıkarttık. Sonra karbonları da çıkarttık. Hepsi bir nokta. Başka bir grup bazı o çizgiyle arkadaşlar çıkartılarak yazılması gerekir arkadaşlar. Ana zincir 5 karbonlu. 2 de klor var. 2 kloru pentan diye arkadaşlar bu şekilde çizgi bağ gösterimde yapılabilir. Birkaç örnek daha arkadaşlar şöyle inceleyelim iskelet gösterimlerini. Mesela şöyle bir yapı vermiş sizden adlandırılmasını istiyor arkadaşlar. Buradan yine klasik ana zincir seçiyorsun. Şöyle şurası ana zincir diyorsunuz. Numaralandırmaya sağdan başlıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Burada iki tane çizgi varsa arkadaşlar bunlar birer metil grubu demektir. 2 ve 3'te birer metil var. 2, 3 dimetil, 5 karbonlu ana zincir, pentan. E burada da zaten 3 karbonlu ana zincir var. 2 de metil var. 2 metil propan. Bakın buradaki ana zincir ise bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbondur arkadaşlar. 7 karbonlu. Tabii 7 karbonlu bir zincir var arkadaşlar. Burada 1, 2 tane grup var. Numaralandırırken arkadaşlar burada tabi yukarıdan başlanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki adlandırma arkadaşlar yanlış yapmış. Burada normalde 2, 3 dimetil. 2, 3 dimetil arkadaşlar 7 karbonlu alkan olan heptan şeklinde yazması gerekirdi. Burada şöyle düşünülmüş. Burada arkadaşlar ana zincir şu alttaki zincir muhtemelen sayısı fazla gelmiyor diye eşit diye düşünülmüş muhtemelen. Şu zincir seçtiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup var. Şurada da izopropil var. 2 de 2 izopropil egzan diye adlandırılmış ancak zincir buradan devam ediyor. 3 şurada da bir kat 4 yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5 diye geldiği zaman 6 ve 7 karbon diye devam ediyor. ya şu tarafa da döndürebilirdiniz zincir. Dolayısıyla 2 tane grup aldı. 2, 3 dimetil. Heptan diye adlandırılabilir. Burada da arkadaşlar yine bakın 1, 2, 3, 4 tane grup var. 2 numaralı karbona OH bağlıysa bu bir ok çizgi çıkartılıp yazılması gerekir arkadaşlar. 2 de hidroksi var. 2 hidroksi. Tabi bu bir alkoldür. Alkollere gelince bunun ayrıca isimlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Bu normalde 2 butanol diye de adlandırılır. Aynı şekilde burada da arkadaşlar bakın. 1, 2, 3. Tabi buraya 4, 5 diye gitmem. 4, 5, 6'yı tercih ederiz. Bağlı gruplar arkadaşlar burada bakın. Bir tane metil var. Bakın burada 1, 2. Dolayısıyla burada etil var. Burada da metil var. 1, 2, 3 diye numaralandırdığında 3 de etil. 3 ve 4 de metil. 3, 4 dimetil. 6 karbonlu ana zincir de heksan. Aynı şekilde burası da arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5. Burada arkadaşlar 2 de 2 tane metil bağlı. 2, 2 dimetil. 4 de de arkadaşlar brom bağlı. Bu şekilde de yani çizgi bağ şeklinde arkadaşlar iskelet yapıda sizin karşınıza getirip arkadaşlar soruda sorulabilir. İster arkadaşlar açık yapısını yazıp da bakabilirsin. Ya yani ben böyle karış açık bir şekilde her bir nokta bir karbon olacak şekilde yazıp eksi hidrojenlerini yapıp da arkadaşlar yine adlandırmak da mümkündür. Şöyle son olarak arkadaşlar halkalı alkanlar yani siklo alkanları inceleyip bitirelim arkadaşlar bu kısmı. Şimdi karbon atomlarının halka oluşturacak şekilde dizilmesi oluşan alkanlara yani halkalı alkanlara siklo alkanlar denir. Halkalı olabilmesi için en az arkadaşlar 3 tane karbonun yan yana gelmesi gerekiyor. Yani 2 karbonlu veya tek karbonlu bir halkadan bahsedemeyiz. Halkalı alkanların adlandırılması arkadaşlar aynı karbon sayılı alkanın önekine siklo öneki getirerek arkadaşlar adlandırma yapılır. Yani 3 karbonlu alkan ismi propan, halkalı yapısının ismi arkadaşlar siklopropandır. Bu şekilde gösterebiliriz ama bu pek tercih edilmiyor arkadaşlar. Daha çok çizgi iskele, çizgi bağ şeklinde arkadaşlar iskelet yapıda arkadaşlar siklo sikloalkanlar yani halkalı yapılar gösterilir arkadaşlar. Aynı geometrik şekiller gibi yani üçgen, dörtgen, beşgen gibi şekiller arkadaşlar. Yani daha doğrusu bu şekilde gösteriyoruz. 4 karbonlu alkan butan bu da siklobutan, siklopentan, sikloheksan diye arkadaşlar adlandırılabilir. Şimdi adlandırma kurallarında arkadaşlar bir grup bağlıysa grubun yerinin belirtilmesine gerek yoktur. Neden? Çünkü grubun bağlı olduğu karbon hepsi özdeş olduğu için mutlaka bir numarasını almak zorundadır. Örneğin şöyle e, burada da bu karbona da bağlansa metil buna da bağlansa bir metil buraya da bu nereye bağlanırsa bağlısın bir metil olacağı için bu ayrıca olarak bir diye ifade edilmez. Buradaki siklohexana önüne metil getirilir. Yani metil bağlı metil siklohexan ya veya etil bağlı numara belirtilmez. Etil siklopentan gibi. Eğer ki İki grup bağlıysa arkadaşlar şu örnekte olduğu gibi alfabetik sıraya göre arkadaşlar kim daha önce geliyorsa ona göre 1 2 düzeni verilir. Mesela klor burada alfabetik sırada daha önce o zaman buna 1 yani metile değil de klora 1 verilir. 1 2 3 4 5 diye döndürülür. Burada saat yönü saat yönü tersi diye bir kural yoktur. İstediğiniz yönde döndürebilirsiniz numarayı. Yani metil mesela M'ye daha önce tam tersi olsaydı şöyle 1 2 3 4 5 diye verecektim. Şimdi normal adlandırma yapıyoruz. 1 klor 2 metil siklopentan. Eğer 2'den fazlaysa arkadaşlar Bağlı grupların rakamlar numaralandırması en küçük olacak şekilde arkadaşlar. Numaralandır, daha sonra da alfabetik sıraya göre adlandırılır. Burada 1 2 3 düzenindeki 1 brom 2 etil 3, 3 metil sikloheksan diye arkadaşlar adlandırılmış. Şöyle birkaç örneğe daha bakalım arkadaşlar. Siklobutana bakmıştık zaten 4 karbonlu alkan. Mesela bir tane brom bağlı, brom ya da bromo siklopropan. 2 tane bağlı o zaman yerleri 1 2. 1 2 dibromo siklopentan. Mesela burada 1, 3 düzeni var. Hangisini önce vereceğim? Al, alfabetik sırası önce gelene küçük rakam vereceğim. E, K'den önce geliyor. O zaman 1, 3. O zaman 1, 3. Yani 1 etil, 3 kloro, sikloheksan. Tabii iki tane grup varsa arkadaş. Burada da tabii alkanlardan bir hidrojen çekince alkil. E, siklo alkanlardan bir hidrojen çekilince sikloalkil oluşur. Yani siklopropandan bir hidrojen çekildi. Burada siklopropil bağlı grup. Bu da ana grup olarak siklopropan diye adlandırılır. Eğer ki hem halkalı yapı hem ana zincir varsa arkadaşlar hangisinin karbon sayısı daha fazlaysa o ana zincirdir. Mesela burada 3 karbonlu bir halka var. Burada 4 karbonlu bir ana zincir, düz zincir var. 4 karbonlu olanı ana zincir seçerim. Bu bağlı grup yaparım. 2 o zaman siklopropil, butan. Ama mesela bakın burada da halkalı yapının karbon sayısı daha fazla. O zaman o ana grup, diğeri yan gruptur arkadaşlar. Yani fazla olan ana grup olarak seçiyorsunuz. Tabii şöyle bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bunu asla düşünmeyin. Yani şöyle... 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidemezsiniz. Halkalı yapıyla düz zincirin karbon zincirini ortak alamazsınız arkadaşlar. Şöyle burası ana zincir. Siklobitan bunun arkadaşlar izopropil olarak bu bağlı izopropil siklobitan diyebilirsiniz. Birden fazla halkalı grup varsa kimin sayısı fazlaysa o ana gruptur. Diğeri bağlı gruptur. Siklopropil siklobitan şeklinde adlandırabilirsiniz. Yani ikisi de eşitse sayıları bu örnekte olduğu gibi birisi bağlı grup birisi yan gruptur diyebilirsiniz. Şöyle birkaç örneğe daha bakıp bu kısmı bitirebiliriz. Şimdi arkadaşlar halkalı yapılar genellikle tabi çizgi iskeletle gösterildiği gibi şu şekilde de arkadaşlar yine halkalı yapı gösterilebilir. Burada 4 karbonlu halka, siklobutan, ona bağlı izopropil grubu ba bağlı. Eğer ki arkadaşlar halkalı grupla düz zincir sayısının karbon sayısı eşitse o zaman düz zinciri ana grup tercih edersiniz arkadaşlar böyle bir durumda. O zaman bu halkalı üçlü gruplar arkadaşlar yan gruptur. 2 tane siklopropil 1,3-disiklopropil propan diye adlandırılabilir. Burada bakın 2, 3, 4 bu ise 5 karbon. O zaman bu 5 karbonlu ana zincirdir. 1, 2, 3, 4 karbonlu 2 numaralı karbondan kokmuş sekbütil. Burası da arkadaşlar siklopentan. Burada yine ana zincir ortadaki halkalı yapı. Numaralandırma da arkadaşlar bakın 1. Tabi OH grubunun burada önceliği vardır. Bunu alkollere gelince göreceğiz. Yani alfabetik sıraya bakılmaksızın OH öncelikli 1 rakamını alır burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de hidroksi 3-4 dimetil siklopentan diye adlandırılabilir arkadaşlar. Bu şekilde alkanlara bakmış olduk ve önemli kısımları bitirdik. Alkanların tepkimeleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları gibi kısımlarla bir sonraki kısımda devam edeceğiz arkadaşlar. İşte i̇zomerlik yapılarını inceleyeceğiz. Sonra da genel bir soru çözümü yapıp arkadaşlar sonrasında alkenlere geçeceğim arkadaşlar. Alkan, alken, alkin biraz uzundur. Diğer kısımlar birazcık daha kısadır bunların uzunluğuna göre arkadaşlar diyelim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere kolay gelsin.